Bugün yepyeni bir güne kalktık. Bu iş yapılır mı, yapılmaz mı? Sizlerle böyle bir video çekmek beni açıkçası heyecanlandırıyor. Çünkü başkaları gibi bir gün garson olmak, bir gün lastikçide çalışmak, bir gün işte şunu yapmak değil de bir hafta boyunca bir işte çalışıp size nasıl olduğunu göstermek beni heyecanlandırıyor. Hadi görüşürüz. Herkese merhaba, ben Ozan. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Arkadaşlar, aracına ünlü bindi mi, ünlü bindi mi diyenler oluyor. Kaan Taşener bindi, bir de Survivor Semih bindi. Semih'le ilgili görüntü alamadık ama Kaan Taşener'den küçük bir görüntü aldık. İsterseniz önce onu bir izleyelim. Kaç takipçiniz? Daha yeni bir kanalız. Hı? Yeni bir kanalız. Böyle 11 aylık bir kanal olduk. Buyurun. Ben teşekkür ederim. Valla yani aracımı ünlüler biniyor. Ünlü taşıyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Çok soru soran bir ablamız, bir arkadaşımız, bir kardeşimiz vardı. Yani o kadar çok soru soruyordu ki, bununla ilgili güzel, eğlenceli bir video yapmaya çalıştım. Buyurun arkadaşlar, soru soran ablamız geliyor. Sigortamız nasıl yapılıyor? Sigorta araç sahibi tarafından yapılıyor. Sosyal sigortalar mı? Evet. Yok, ben yüzdeli çalışıyorum. Maaş alanları da var mı? Var ama bizim araç sahibinden tarafından değil. Sağ dönün. Şey, şirket tarafından. Yok, başka araç sahipleri tarafından. Yani bizim patron böyle çalıştırıyor. Ama taksi plakası olayı falan tabii Uber'le bitti yani, anladığım kadarıyla, değil mi? Yani derken nasıl yani? Taksi plakasına gerek yok. Taksi plakasına gerek yok, evet. Ama bunların evrakları daha fazla ve normal taksinin istediği sadece plaka, buradan çok çok fazla belge isteniyor. Hem de bayağı. İnanın tam o kadar bilmiyorum. Size kim tavsiye etti? Size kim tavsiye etti? Aynı takside, normal taksiye gittiğiniz zaman da 15'ten aşağı tutmuyor. 15'ten aşağı tutmaz, o kesin de. Aha. Ya 24'te VIP bir araç için, 2-3 kişi için çok 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 ucuz bir fiyat. Yani ama tek başınıza düşünürseniz VIP zaten düşünmeyin. Bayağı taksileri rakip yani. Aşırı. Korsan gibi de değil yani, sonuçta resmi değil mi? Yani eskiden korsanlar vardı. Kesinlikle. Siz ne videoları çekiyorsunuz? Eğlence, komedi, kamera şakası, skeç, parodi, ciddi haber, röportaj. Kaç takipçiniz var? Her şey yapıyoruz. Daha yeni bir kanalız. 11 aylık bir kanalız. Hem hizmeti güzel, hem kibarlığı güzel, hem araçları güzel, hem yer ayrımı yapmıyorlar. Bizim yer ayrımı zaten yapma şansımız yok. Mesela siz bizi çağırdığınız zaman biz gideceğimiz yeri görmüyoruz. Biz sizi alıyoruz, aldıktan sonra gideceğimiz yeri görüyoruz. O yüzden hani tabii o şansımız yok yani. Yani en yakın mesafeyi de olsa almak zorunda. Haberi yok. Sonra kredi kartıyla ödeme şansınız var. Evet, rahat. O da var. O çok önemli. Kredi kartıyla ben şimdi istesem kartla ödeyebilir miyim? Şu an değil. Onu başta yapacaktınız. Ben seçerken. Evet. Ama kredi kartı bu arası istemeyecek mi ben? İsteyecek tabii ki ama güvenlidir, merak i̇şte etmeyin. Onu vermek istemediğim için. Aha, onu hiç merak etmeyin. O da güvenli bir yerdir. Size mesela sizin şeyinizde çalışmak için bir yaş sınırı var mı? Var tabii ki. Yani minimum 18. Maksimum? Maksimum. Onu söylemediler ama yine de çok da yaşlı olmaması lazım. Mesela emekli alıyorlar, gördüm. Alıyorlar mı? Evet. İsteyene makbuz veriyorsunuz herhalde, değil mi? Makbuz, fatura. Fatura mı veriyorsunuz? Evet, şeklinde veriyoruz. Diyelim ki bilmediğim bir yerdeyim. Evet. Uber'i çağırıyorum telefonumdan. Adresini de bilmiyorum bulunduğum yeri. Konumunu görüyor mu? Tabii, ben sizi öyle gördüm. Ben yeri hiç bilmiyorum. Başka illerde var mı Türkiye'de Uber? Sağa dönün. Ardından sola dönün. Sanırım sadece İstanbul'da.
Ve arkadaşlar, taksiciler. Seninle taksiciler arasında sorun yaşandı mı? Buna direkt cevap vermeyeceğim. Çünkü videonun seyri, reytingi farklı yöne gidebilir. O yüzden şimdiden bir şey söylemek istemiyorum. Ama şunu söyleyebilirim ki, iki genç arkadaşımız bindi, taksicilerle ilgili bazı yorumları oldu. Bu videoyu özellikle taksicilerin izlemesini istiyorum. Bakın şunu söylemek istiyorum. Bizim buradan taksicilere herhangi bir karşı çıkmamız yok. Şu yönde haklılar. Kesinlikle haklılar. Taksiciler 1,5 trilyon verip plaka sahibi olup ondan sonra neden 200 bin liralık bir araçla bizimle aynı işi yapıyorlar diye ayaklanıyorlar. Bu konuda haklılar. Devlet buna bir çözüm buluyor zaten, bulmak üzere. Ama şu konuda haksızlar. Maalesef keşke bu konuda iyi olsalar da herkes taksileri de tercih etse. Davranışları, bakışları, işi mecbur koşmaları. Bununla ilgili insanların çok fazla şikayeti var. İsterseniz bu konuşmalarla ilgili ilk videomuzu izleyelim. İşte iki genç arkadaşımızın taksiyle ilgili yaptığı yorumlar. Buyurun. Hoş geldiniz. Ne zamandan beri Uber kullanıyorsunuz? Uber çıktığından beri kullanıyorum ben. Valla. 2014, 4 senedir kullanıyorsunuz. Kullanıyorum ya. Bugünden beri ticari kullanmıyorum. Uber çünkü daha... Sebep ne? Ticari neden kullanmıyorsun? Ya daha elit bir yolculuk oluyor. Daha seviyeli bir yolculuk oluyor. Ben Uber'ı kendi şahsım. Daha bu, çok önemli. Sadece bu. Bu. Uber'in en büyük avantajı ne? Gideceğim mesafenin ücreti zaten belli. Hani ekstra... Baştan görüyorsun değil mi? Evet. Ticariler öyle değil. Bilen kişi biraz mesela bilmiyorsa da yolu, ticari taksicisi dolandırıyor. Yani hepsi için genelleme diyorum ama genelde yapan var diyorsun. Yani genelleme değil tabi ama işlerinde maalesef var ya. Var maalesef. Peki Uber'de böyle bir şey yapma şansları yok mudur? Benim? Böyle bir şey yapma şansları yok mudur Uber'de? Evet. Mesela şoför istese yapabilir mi ona? Uber istese yapamaz çünkü gideceğin mesafenin ücreti belli zaten. Bir de resmi site üzerinden çalışılıyor. Evet. Şikayet edebilirsin. Dikkat alınıyor. Evet alınıyor. Aynı mesela şeyleri söylüyor. Davete falan gittiği zaman daha gösterişli, daha... Değil mi? Evet, daha bir havalı oluyor. Uber'e bittiğin zaman, sen muhabbet etmezsen şoför muhabbet etmiyor. Bravo, aynen. Doğru mu? Aynen öyle. Çünkü oldu ya, müşterinin canı sıkkındır. Bir şey kafası takılmıştır, bir şey sor, konuşmak istemez. Ben de gitmem, ben de gitmem. Burası değil mi son durak? Evet, evet. Devam edeceğiz. Ne kadar gözüküyor bakalım. Tamam bakalım. Çok memnun oldum. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Arkadaşlar ikinci günümüzün de sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ne diyoruz? Eyvallah.